biliyorsunuz gündemde İsrail'in Kudüs'ü başkent yapması var. İşte dünya basınında, Müslüman aleminde bayağı üzüntü yarattı. Tabi zahirde üzüntü yarattı. Aklını kullanamayan, aklından yoksun olan Müslümanlar üzülüyorlar. Bakın arkadaşlar, eğer Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde biz nurumuzu tamamlayacağız diyorsa, eğer buna inanmıyorsanız veya da bu nasıl olacak veya da işte Cenab-ı Allah nurunu tamamlayacak ama nasıl tamamlayacak gibi şüpheli bir düşünce içindeyseniz arkadaşlar, imanınız zayıftır. Belki de beni Allah'ın en büyük düşmanı karşısına çıkaran, değil mi? Nasıl o Deccal'ın karşısına çıkaran bu inancı. Ben katiyetle inanıyorum ki Allah nurunu tamamlayacaktır. Zerre kadar şüphem yok. Onun için de İsrail'in Kudüs'ü başkent yapması benim bir yandan da Allah'ın nurunu tamamlama konusunda arkadaşlar hoşuma gitti. Bakın niçin diyeceksin. Dinleyin de şimdi. Not aldım çünkü. Unutuyorum. Bakın. İsrail'in Kudüs'ü başkent yapması Hristiyan aleminin tepkisini çeker. Tepkiyi şimdi çekiyorlar. Keza Tayyip Erdoğan Papa'yı arayarak yakınlaşmanın ilk adımını attı. Değil mi? Bakın bu olay olduğunda ben içimden geçirdim. Bu olay dedim. Hristiyan alemiyle Müslüman alemini bir araya toplar. Çünkü Hristiyanlar Müslümanlığı seçecekler. Katiyetle. Çünkü Hristiyan alemi içinde Kudüs önemlidir. Her ne kadar ortada bir Hristiyanlık kalmamış olsa da bu olay Hristiyanları ve Müslümanları bir araya toplayacaktır. Evet. Allah'ın nurunu tamamlayacaktır. Hristiyan ve Müslümanların birleşip Müslümanlığı, yani Hristiyan aleminin Müslümanlığı seçmesi ilk adım atılmıştır arkadaşlar. Bakın Kudüs'ün başkenti olması, yani İsrail başkenti olması Hristiyanlarla İslam aleminin birleşme konusundaki ilk adımdır. Bakın bunu böyle düşünün arkadaşlar. Anladınız mı? Eğer nasıl düşünürseniz, nasıl inanırsanız Allah kainatı ona göre inşa eder. Anladınız mı? Kuartlarla, kuantumla, bütün düşünceyle, Allah niyetle, düşünceyle inşa, o kainatı inşa ediyor. Anladınız mı? Şimdi bu adım, yani şimdi Allah'a düşman olan Siyonistler atmıştır. Evet, enteresan bir şey değil mi? Bu adımı, yani Allah'ın nurunu tamamlama konusundaki en büyük adımları Siyonistler atıyorlar. Yani Siyonistler ve bu kafirler her ne yapsa yapsınlar, küfür ehlinin Allah'ın nurunu tamamlayacak adımlar atması. Yani Allah'ın nurunu tamamlamasına arkadaşlar küfür ehli yardım ediyor. Muazzam bir şey. Mesud Deccal'ın FETÖ'yü yok ettiği gibi. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Anladınız mı? Şimdi onlar kendi kafasına göre tuzak kurduklarını zannediyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar hep İslam alemine, İslam'a yarıyor arkadaşlar. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nde görüyoruz. 2009'dan beri neler yapılıyor? Neler yapılıyor? Evet, kafirleri kendi elleriyle küfürü yıkacaklar. Kudüs'ün başkent olması her ne kadar inananlar için acı verici olsa da zahirde hayır getirecektir. Bilindiği gibi lobicilik Yahudi lobilerini biliyorsunuz. Yahudiler işte 50 senelik, 40 senelik lobi faaliyeti, lobi çalışması yapıyorlar. Şimdi bu lobi faaliyetlerinin içinde çalışma yapanlar, ama bu faaliyetler artık bize yarıyor değil mi? Bu yaptıkları faaliyetler hem attıkları adım İslam'a yarıyor. İşte bunların amaçları neydi? Büyük İsrail'i kurmak. İlk önce işte 1948'lerde mi kuruldu İsrail, tam hatırlayamıyorum. Ondan evvelsi var bunun değil mi? 1830'larda, 1850'lerde o Filistin'den toprak alıp o küçük İsrail'i, o küçük İsrail'den sonra büyük İsrail'i kurmak için adamlar
100-150 senelik plan proje yaptılar. Ama artık yaptıkları lobi çalışmaları arkadaşlar İslamiyet'e yarıyor. Yani bakın, Hristiyanlık ve Müslümanlık birleşecek arkadaşlar. Yani Hristiyanlar Müslümanlığı seçecek. Bu bir ilk adımdır. Tayyip Erdoğan Papa'yı aradı. Bakın, ilk yakınlaşmanın adımları atıldı. Şimdi Papa ne kadar da küresel gücün elinde olmuş olsa bile, değil mi? Onlar da bir inanç sahibiler yani. İnanç sahipleri için İsrail onlar için de çok önemli. Zaten şurada 20 senelik bir ömrü var İsrail'in, anladınız mı? 20 sene sonra hiç İsrail diye bir yer kalmayacak. Ama bakın, şimdi İslamiyet'in, yani Allah'ın nurunu tamamlaması için arkadaşlar dünyada büyük bir doğa felaketinin olması lazım ki, yani insanlar İslamiyet'e, işte benim bu Duan suresini, gökyüzünü bir duman kaplayacak. İrtekip, gözetle. Yani dünyada bir husubet meydana gelecek. Büyük bir meteor olabilir, büyük bir gök cismi atmosfere girebilir. Anladınız mı? Yani dünyada biliyorsunuz Çin çok kuvvetli şu anda. Rusya keza kuvvetli, Amerika kuvvetli. Yani uzak doğuya düşecek bir gök cismi veya bir kuyruklu yıldız, yani dünya yüz ölçümünün arkadaşlar çoğunun sular altında kalmasını ve o toz ve duman bulutunun gökyüzüne çıkmasını sağlayabilir. Tabii bu bir teori. Allah en doğrusunu bilendir. Allahu alemdir. Yani bir husubet arkadaşlar bin nasihatten iyidir. Çünkü küfür ehlinin kuvvet kaybetmesi lazım. Anladınız mı? Yani şimdi Cenab-ı Allah nurunu tamamlayıcıdır. Arkadaşlar buna inanmayan veya şüpheye düşenin imanında zayıflık vardır. Anladınız mı? Peki Cenab-ı Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Biz diyor Kur'an-ı Kerim'i korumasını biliriz. Şimdi bunda hiç şüphemiz var mı? Yok. 1400 sene önceki Hazreti Osman'ın yazmış olduğu Kur'an nerede? Topkapı Sarayı'nda, gidin. 12 bin senelik Urfa'daki Göbekli Taşı karbon testi yapıyorsunuz. 12 bin seneyi kestirebiliyorsunuz. Elinizdeki teknoloji Hazreti Osman'ın yazdığı Kur'an'ı da gidin karbon testi yaptırın. 1400 senelik bir Kur'an da hiç değişmemiş. Noktası, virgülü. Şimdi demek istediğim, demek ki Allah nurunu tamamlayacaktır arkadaşlar. 1400 senede Kur'an'ı koruduğu gibi Allah nurunu da tamamlayacaktır. Onun için ben hiçbir sıkıntı çekmiyorum, hiçbir sıkıntı duymuyorum İsrail'in Kudüs'ü başkent yapması için. Yani Müslümanlar akıllarını kullanacak, Müslümanlar, anladınız mı? Bakın, her şeyi yüzeysel görmeyin. Onun arkasında bakın, her husubetin altında bir hayır vardır. Ve bu hayır İslam alemine muazzam yarayacaktır. İnşallah. Onun için kendimi her İslami faaliyetin içinde briefing yapmak mecburiyetinde görüyorum. Çünkü İslam akıl dinidir. Arkadaşlar Allah'a güvenin. Ümitsiz olmayın. Yetse düşmeyin. Değil mi? Ümitsizlik. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, değil mi? Hazreti Ebu Bekir Aleyhisselam da mağaranın içinde ve bir adım ötesinde de müşrikler. Çıt duysalar orada onları öldürecekler. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam orada ne diyor? Korkma diyor ey Ebu Bekir. Allah bizimle. Yani düşünebiliyor musunuz? Kainatın sahibi Allah bizim yanımızda. Yani bizim birilerimizi kim bükebilir? Arkadaşlar akılları kullanalım inşallah.